Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok lezzetli fırında patatesli köfte tarifi vereceğim. Tam bir anne köftesi yapacağız. Oldukça lezzetli olacak. Bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim birçoğunuz patates köfte tarifini biliyorsunuz ama yeni mutfağa girenler için bu tarifi tekrar bir hatırlatmak istedim. Bunun için öncelikle 200 gram kadar orta yağlı kıyma kullanıyorum. Bir küçük boy kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet yumurta, böyle güzel bir bağlama olayını yapsın diye, ve galeta unu kullanacağım. Galeta unu dediğimde arkadaşlar, ben ekmekleri, bayatlamaya yüz tutmuş ekmekleri küp küp doğrayıp kurutuyorum. Kuruttuğum ekmekleri rondodan geçiriyorum. Galeta unu oluyor. Köftelerde, işi köftede, bu tarz köftelerde vesaire kullanıyorum. Ve tabii ki köftenin olmazsa olmazı, lezzet veren baharatlarını ekleyeceğiz. Öncelikle rendemin küçük gözünde soğanı rendeliyorum. 2 diş sarımsağı da rendeliyorum. Soğanın suyu köfteye karışsın. Kesinlikle işte suyunu sıkalım da dışını koyalım demeyin. Hepsini doğrayın. O suyuyla falan o köfteye lezzet verecek. Baharat olarak karabiber, pul kırmızı biber kullandım. Tuz ekledim. 2 çeşit pul kırmızı biber kullandım. Yalnız bu eklemiş olduğum pul kırmızı biber sadece renk ve lezzet veriyor. Acısız. 1 adet yumurta da ekledim. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım. Tuz ekleyeceğim biraz da kaşığın ucu ile. Güzelce yoğuracağım. Ondan sonra kıvamını ayarlamak için galeta unu ekleyeceğim. Yani bayat ekmek kurusu. Bunu rondodan geçirmiştim. Kenarda bekliyor görmüş olduğunuz gibi. Dilerseniz hazır köfte harçları var. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar da o harçlardan koyabilirsiniz. Ama onlar tuzlu oluyor. Dikkat edin. Tuz ayarını ona göre yapın. Mesela köfte harcı kullanırsanız hazır. Tuzunu daha az koyarsınız vesaire. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaşık kaşık galeta ununu döküyorum. Kıvamını bağlamak için ben 4 yemek kaşığı kadar galeta unu kullandım. Sizler de duruma göre, yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü etkiler miktarı mutlaka. İyi ve lezzetli bir köfte yemek istiyorsanız köfteyi iyice yoğurmalısınız ve dinlendirmelisiniz. Benim acelem vardı, hemen yaptım pişirdim ama dinlenmiş köfte çok lezzetli olur. O dışarıda, restoranlarda, lokantalarda yediğiniz köftelerin püf noktası arkadaşlar dinlenmesi. Dinlendikçe o baharat köfteye, ete işliyor ve çok lezzetli oluyor. Hiç denediyseniz bilmiyorum, ben mesela çiğ köfte yaptığımda ertesi günü kaldığında streçleyip buzdolabına kaldırırım. Ertesi gün yediğimde çok daha lezzetli olur. Çünkü o baharat o bulgura, o köfteye işlemiştir yani. Bunda da aynı öyle. Mesela sabahleyin yapın köfteyi, buzdolabına streçleyip atın. Akşam da pişirmek için yemeğe başlayın. İnanın çok fark var. Daha yumuşak, daha lezzetli bir köfte oluyor. Bu şekilde iyice yoğurduktan sonra kabınıza bu şekilde vurmanızı tavsiye ederim. Şimdi köftemizi yapmaya başlayalım. Bu arada ben hemen böyle fırınımı ısıtmaya bıraktım. Yemeğim hemen hazır olsun diye. 250 derecede ısıttım. Ama borcamı, tepsimi fırına verirken derecesini düşüreceğim tabii ki. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi köfteye öncelikle şekil veriyorum. Hemen dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Köfteniz pişerken, köfte patatesiniz pişerken siz bir taraftan pilavınızı, çorbanızı hazırlayabilirsiniz. 45 dakikada yemeğiniz hazır. Bunu da bir 10 dakikada hazırlarsınız. 55 dakikada hazır diyelim. Güzelce bir akşam yemeği. 5 adet orta boy patatesi bu şekilde doğruyorum. Kullanmış olduğum borcam da orta boy. Borcam olur, fırın tepsisi olur. Tamamen size kalmış. Çok pratik bir yemek. Ayrıyetten tek tek onları kızartmayacağız. Ha, bu arada bu köftenin neyi eksikti arkadaşlar? Varsa bir de ince ince maydanoz kıyın, bir yarım demet. Çok güzel lezzet verir. Maydanoz her zaman kış vakti bulamıyorum. O yüzden eklemedim. Daha doğrusu almaya çıkamıyorum. Şimdi bir patates bir köfte şeklinde veya bir köfte iki patates şeklinde dizeceğim. İlk etapta birer birer dizmiştim ama daha sonra patates fazla gelince ikişer patates bir köfte şeklinde devam ettim. Bunu sıralarken şuna dikkat edin, çok fazla sıkı sıkı olmasın. Böyle sık sık, böyle işte tepsiye sığsın diye böyle daraltırsanız hiç güzel pişmez. Ne kadar bol aralıklı koyarsanız o kadar güzel. Baktım benim tepsi müsait, böyle yan yan koydum, çok daha güzel pişti. Şimdi biz kış mevsimindeyiz. Kış mevsiminde patates köfte ideal. Misafir de gelmeyecekse zaten çocuklar biberdir, domatestir yemiyor. Ama yaz mevsiminde yapacaksanız, özellikle de misafiriniz geliyorsa Bu ara ara patates ve köftelerin arasına domates dilimleri, yeşil ve kırmızı biber dilimleri ilave ederseniz çok daha lezzetli ve güzel görünecektir. Bazı patatesler vardır lezzetinden yenmez. Şu an yapmış olduğum patates de öyleydi. Bu aralar çok lezzetli patateslere denk geliyorum. İnanılmaz lezzetli. Bu şekilde sıraladım. Bu arada patates, Afyon'un mu patatesi meşhurdu? Yani güzel patatesler denk gelirse gerçekten kışın en çok tükettiğimiz sebze. Şimdi sosunu yapacağız. Yarım yemek kaşığı kadar biber salçası, yarım yemek kaşığı kadar domates salçamız var burada. Bunun üzerine ben biraz sıvı yağ ilavesi yapacağım. 3-4 yemek kaşığı kadar. Daha az ilave edebilirsiniz. Ardından 250 ml kadar da sıcak suyum var. Üzerine döküyorum ve salçayı güzelce bir açıyorum. Hazırlamış olduğum sosu köfteli patatesin üzerine döküyorum. Bunu direkt 250 derecede ısınmış fırına süreceğim. Ardından fırının derecesini indireceğim 220 dereceye. 220 derecede güzelce pişecek. Normalde yağlı kağıt örterseniz daha sulu ve daha hızlı bir şekilde pişirecektir ama ben bu şekilde pişmesini daha uygun görüyorum. Çok fazla sulu olsun istemiyorum. Güzelce pişsin istiyorum. Kızararak pişsin istiyorum. O yüzden bu şekilde pişireceğim. Yağlı kağıda vesaire hiç gerek yok. Bu şekilde hazırladım. Kaç dakikada pişirecek? Benim fırınım 45 dakikada, 45-50 dakika arasında pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir ama normalde 45 dakikada pişirmiş olması gerekiyor. 45 dakikadan sonra bir fırınınızı kontrol edin. 40-45 dakikadan sonra ve yemeğimiz hazır. Instagram'da hikayemde paylaşmıştım ama buraya için kamerayla çekmeyi unutmuşum. Yemeğin son hali bu şekilde. Çok lezzetliydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.